Merhaba sevgili gençler. Türkçe ders kitabımızın 16 ve 22. sayfaları arasındaki etkinlik ve hazırlık çalışmalarının cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Parçamızın adı Hoşça Kalın, Güle Güle. 3 tane hazırlık sorumuz var arkadaşlar. Öncelikle şunu hatırlatayım sizlere. Videonun altında diğer derslerin de kitap cevapları olacak. Videonun altına bir linke gidin. Hem kitap cevapları hem yazılı sorularını orada ulaşabilirsiniz. Birinci soru, günlük konuşmanızda kullandığınız kelimeleri dikkat eder misiniz? Açıklayınız. Elbette herkes dikkat eder değil mi? Ben çok konuşmayacağım arkadaşlar. Hızlı gideceğim. Videoyu yürüteceğim. Siz videoyu durdurarak yazın ve peşimde her zaman olduğu gibi gelin. Evet, günlük günde kullandığım kelimeleri doğru okunuşlarını telaffuz etmeye çalışırım. Bu kelimeleri yanlış okumamak için sürekli kitap okurum. Evet, diksiyonumuzun güzel olması, telaffuzumuzun güzel olması için telaffuzumuzun kitap okumamıza ihtiyaç var. İkinci soru, dil yanlışı ne demektir? En çok yapılan dil yanlışları nelerdir diyor. İkinci sorumuzun cevabı, kelimeyi yanlış telaffuz etmektir. Evet, dil yanlışı kelimeyi yanlış telaffuz etmektir. Örneğin, tren yerine tren, spor yerine spor, yalnız yerine yalnız, sürpriz yerine sürpriz demek dil yanlışlarına çok güzel örneklerdir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Hazırladığınız telefon konuşmasını canlandırınız. Evet, sizden bir telefon konuşma. Sanki konuşuyormuşsunuz gibi karşı tarafla bir telefon diyaloğu yazmanız isteniyor. Şöyle bir şey yazdık arkadaşlar. Şöyle videoyu yürüteceğim ben yavaş yavaş. Tabii ki alo ile başlar. Merhaba Hakan, aramıştım. Evet buyurun diyor. Ben gidiyorum. Siz durdurarak gelin lütfen. Evet şöyle. Çok konuşmayayım. Boğazım ağrıyacak yoksa video çekeceğim çünkü daha. Evet, iyi günlerle bitiyor telefon konuşmamız. Peki hocam, hemen gelip alacağım. Bekliyorum Hakan Bey, iyi günler, iyi günler. Evet, siz de videoyu yavaşlatın, durdurun ve yazın bunları. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Birinci etkinliğimiz arkadaşlar. Metnine geçen hoşça kalın güle güle sözleri ne zaman hangi durumlarda kullanırsınız diyor. Hoşça kalın güle güle sözcükleri gün içinde birisiyle vedalaştığımız zaman değil mi? Hem hoşça kalın hem güle güle veda sözcüğüydü. Vedalaştığımız zaman kullanırız. Birer cümlede kullanınız. Birinci cümlemiz artık yavaş yavaş kalkalım. Hoşça kalın. İkinci cümle güle güle gidin. Yolunuz açık olsun şeklinde yazabiliriz kolaylıkla. İkinci etkinliğimiz ise ikinci etkinliğimizin cevabı şurada arkadaşlar. Sizlere burada hazırladım. Buraya yazmadım. Biraz fazla olduğu için yerde dar olduğu için ikinci etkinliğimizin cevabı şu. Ne diyordu ikinci etkinliğimiz soru olarak? Metinde anlamlarını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminin doğruluğunu Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz. Evet, bakalım. Birinci kelime neymiş? Ahenk. Tahmin, uyumlu. Sözlük anlamı uyum. Bilge kelimesi. Tahmin, bilgili kişi. Sözlük anlamı bilgili, iyi, ahlaklı kişi. Üçüncü kelimemiz alaca. Tahmin, karmaşık renkli. Sözlük anlamı iki veya daha fazla renkten oluşan anlamına geliyor. Bu da ikinci etkinliğimizin cevabı arkadaşlar. Siz yine videoyu durdurup yazıyorsunuz. Ben üçüncü etkinliğe doğru yol alıyorum. Evet, üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları hoşça kalın güle güle metninden hareketle cevaplayınız diyor. Metni okuduğunuz zaman bunların hepsini 7 tane soru var. 7'sini de kolaylıkla cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Cevapları kırmızı ile yazdım. Siz yine videoyu durdurarak yazınız. Çok fazla çünkü çok fazla konuşup kulağınızı tırmalamak istemiyorum. Siz videoyu durdurun, yazın ve yeniden yürütün. Yedinci cevaba doğru gidiniz. Altı cevap burada görülüyor. Yedinci cevabımız ise biraz aşağı ineceğim. Aşağıda hep beraber göreceğiz biz onu arkadaşlar. Evet. Siz durdurdunuz değil mi videoyu? Ben aşağı gidiyorum. Yedinci soru. Yedinci sorunun cevabı buraya sığmadığı için alta yazdım arkadaşlar. Yazar metindeki bu tür konuşma hatalarını neden dikkat çekiyor olabilir? Açıklayınız diyor. Cevap olarak da yazar Türkçenin daha güzel kullanılmasını sağlamak için konuşma hatalarına dikkat çekiyor şeklinde yazdık. Yedinci sorunun cevabı şu. Aşağıda siyah kısmın altında gördüğünüz gibi yazıyor sevgili gençler. Evet, dediğim gibi bu videonun altında diğer tüm derslerin kitap cevapları ve diğer tüm derslerin yazılı sorularının bulunduğu link olacak. O linke tıklayın. Yazılarınızı önceden çözmüş olun. Öğretmeniniz o yazılılardan alacak, emin olabilirsiniz. O sorular karşınıza çıkacak. Geçelim dördüncü etkinliği.
Aşağıdaki sorular metne göre cevaplayınız diyor. Metnin konusu nedir arkadaşlar? Türkçenin yapılan telaffuz ve kullanım hataları. Metnin ana fikri ise dilimizi doğru yerde ve doğru zamanda kullanmanın önemi. Ana fikir budur. Beşinci etkinliğimizde arkadaşlar bir açıklama var beşinci etkinliğin başında. Soru şu şekilde. Kendi fikrini açıklarken yazar yerli diziyi neden örnek göstermiştir? Cevap, metinde verilmek istenen mesajın akılda kalıcı olabilmesini sağlamak amacıyla bir dizi adını vermiştir. Evet, dizilerin adı verdiği zaman daha kalıcı olur, tanıdık bir şey olduğu zaman. İkinci sorumuz da şu şekilde. Diziyi örnek vermesinin parçaya asıl katkısı nedir? Evet, metindeki anlam bütünlük ve metine verilen mesajın akılda kalıcılığını sağlamıştır. Bu önemi budur arkadaşlar. Ben yine hızlı gidiyorum. Kusura bakmayın. Siz kırmızı yazıları, boşluklara yazıp gidiyorsunuz. 3. Siz de günlük hayatında yapılan dil yanlışlarıyla ilgili örnekler yazınız diyor. Günlük hayatta telefonda konuşurken bana güle güle diyorlar. Evet, telefonda güle güle denmez değil mi? Hoşça kal denir. Hadi görüşmek üzere denir. Telefonda yanlış numarayı ararken bir daha aramayacak olsam bile bana görüşürüz demesi hatalı kullanılır. Evet, hatalı. Siz tanımayan biri sizi aramışsa nereden görüşeceksin ki bir daha? Görüşürüz deyip kapatabiliyorlar. Benim de başıma geliyor, sizin de başınıza geliyordur. Altıncı etkinliğe doğru geçiyorum ben. Siz yine durdurdunuz. Bir açıklama verilmiş arkadaşlar başta. Bu açıklamaya ilişkin 3 tane soru var. Gördüğünüz gibi A, B, C seçeneklerinden oluşan 3 tane soru var. Soruların yanıtları şu şekilde. Cevap A, cevap B, cevap J, C şeklinde kırmızıyla yazdım. Siz yine videoyu durdurarak yazıyorsunuz ve aşağıya doğru yavaş yavaş geliyorsunuz. Yedinci etkinliğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurun lütfen. Evet, durdurun. Sen de durdur Ali. Evet, Ali de durdurdu. Ayşe de durdurdu. Ben gidiyorum yedinci etkinliğe. Bakalım yedinci etkinliğimizde ne varmış? Yedinci etkinlikte yine yer dar olduğu için kağıda hazırladım. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanmanın iletişimdeki önemini anlatan bir konuşma. Evet, bir konuşma hazırlamanız isteniyor burada. Konuşmanıza günlük hayatta vereceğiniz örneklerle zenginleştirin. Şu şekilde yaptım 7. etkinlikte konuşma örneğini arkadaşlar. 7. etkinliğin cevabı bu. Siz bu yazıyı olduğu gibi biraz daha büyüteyim mi isterseniz? Evet, biraz daha büyüteyim isterseniz. Görünüm diyelim. Biraz daha büyütelim ki arkadaşlar daha rahat görebilirsiniz. 140. Bakalım. Bayağı büyük oldu. Evet, güzel oldu. Burada daha rahat görebilirsiniz. 7. etkinlikte hazırlamanız istenen konuşmayı bu şekilde hazırlayabilirsiniz sevgili gençler. Veya kelimeleri değiştirip, cümleleri değiştirip, isimleri değiştirip kendinize bir rütuş yapabilirsiniz. 7. etkinliğimizin cevabı da bu sevgili arkadaşlar. Yine videonuzu durdurdunuz, yazdınız. Ben geçiyorum 8. etkinliğe doğru. 8. etkinlikte de mavi ile yazılmış gördüğünüz gibi. Güle güle le, sinirimi... sinirime dokunuyor. Burada altı çizili. Ne diyor? Altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz diyor. Kafayı takmak var. Evet, kafayı takmak ve hafifledim. Hafiflemek var. Sinirime dokunmak var. Altı çizili üç tane kelime var arkadaşlar. Bu kelimeler ne diyor? Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler gerçek anlamda mı kullanılmışlar? Neden? Hayır. Hafiflemek, sinirlerime dokunmak ve takılmak mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlamda değil. Ne yazmışız? Evet, mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü rahatlayınca hafiflemek, kilo değil, ruhen hafiflemek anlamına geliyor. Evet. Takılmak da bir yere takılıp düşmek değildir arkadaşlar. Zihnen, düşünce olarak bir yerde düşünmek anlamında kullanılmıştır. B'ye geçiyoruz. Bu kelimelerin gerçek anlamıyla yukarıdaki anlamlar arasındaki fark var mıdır? Açıklayınız. Tabii ki fark vardır. Gerçek anlamda mecaz anlamda fark vardır. Birisinde hafiflemek kilo anlamında hafiflemek iken diğer anlamda ise ruhe yani dinlenmek, rahatlamak anlamında değil mi? Gibi anlamlara gelmektedir. Bunları yazınız. Üçüncü C seçeneğinde verilen kelimelerin mecaz anlamını içerecek şekilde cümlede kullanınız. Evet. Takım, tutmak, bağlanmak, soğuk ve sert. Ne diyor? Mecaz anlama içerecek şekilde. Yani mecaz anlamda kullanınız diyor. Şehre yeni geldiği için annesiyle bir ev tuttu. Evi eliyle mi tuttu? Hayır. Ev kiraladı deniliyor değil mi? Kiralamaktır. Gerçek anlam, mecaz anlamı ise tutmaktır. Bağlanmak. Ortalık karışınca konuyu hemen tatlıya bağladı. Evet. Bir şeyi bir iple bağlamak. Tutmak, bağlamak anlamına gelir. Oysa ki burada tatlıya bağladı. Yani güzel söz söyleyerek kavga ortamını yatıştırdı anlamında kullanılmış. Soğuk.
Bana karşı soğuk da soğuk davranılmaz değil mi? İlgisiz anlamında kullanılmış. Soğuk burada ilgisiz anlamında kullanılmış. Sert, kendisi çok sert bir kişiliğe sahip. İnsan taş gibi sert olmaz değil mi? Kişilik olarak, duruş olarak değil mi? Bu duruş anlamında sert bir kişiliğe sahip, çok sert bir duruşu var deriz. Evet, kişilik anlamında kullanılmıştır. Dokuzuncu etkinliğimize geçiyoruz sevgili gençler. Burada üç tane kelime verilmiş. Kutucuklarda güle güle, hoşça kal, merhaba, gülümseme ve arkadaş. Ne diyor? Bununla ilgili bir yazı, taslak oluşturun. Önce bir taslak oluşturarak bir metin yazınız diyor. Önce taslağı nasıl oluştururuz arkadaşlar? Şu şekilde 5 tane öncülümüz var taslak oluşturma. Güle güle, hoşça kal, merhaba, arkadaş, gülümseme. Önce yazacağım metnin giriş bölümüne yazacağım. 2. Yazının amacını açıklayacağım. 3. Yazılarımda imla kurallarına uymaya çalışacağım. 4. Yazıyı yavaş yavaş toparlayacağım. 5. Son olarak bir bitiş cümlesi yazarak bitireceğim. Bu nedir? Yazının bir taslağıdır arkadaşlar. Bir taslak oluşturduk. Şimdi yazıya geçelim. Yazı da şu şekilde. Yazının adı selam verin dağa taşa. Evet, bu kelimeleri kullanarak gördüğünüz gibi kısa bir yazı yazdık. Siz de isterseniz daha uzun, daha farklı bir yazı yazabilirsiniz sevgili gençler. Evet, etkinliğimiz burada bitti. Bir sonraki Türkçe etkinliği sosyal, fen, matematik, din kültürü etkinliği olabilir. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Abone olmayı, WhatsApp gruplarında paylaşmayı, arkadaşlarınıza haber vermeyi ve onlara abone etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz. En güzel yorumu bakalım kim yapacak.